Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyatta bizleri ne bekliyor? Bakalım neler öğreneceğiz? Hepsini görelim. Birinci dönemde ve ikinci dönemde hep beraber göreceğimiz konular esasında geçen sene öğrendiğimiz konuların devamı niteliğinde. Yani ilk başta edebiyata giriş yapacağız. Burada edebiyatın tarih ve diniyle ilişkisini, Türk edebiyatının tarihi dönemlerini, tarihi gelişimini ve tarih boyunca kullandığımız alfabeleri öğreneceğiz ki çok kolay bir konu. Hiç endişelenmemize gerek yok. Dil bilgisi yazım kuralları ve noktalama şartları zaten ilkokuldan, anaokulundan beri öğrendiğimiz bir şey. Dolayısıyla bunlar da yine aynı detay ile aynı güzelliğe devam edecek. Zaten yazım kuralları noktalama işaretleri sadece Türkçe ders için değil artık günlük hayatımızda mesajlaşırken Whatsapp'ta, Instagram'da veya da ne bileyim sosyal medyada elektronik post atarken her zaman önemli. Hikaye sonrasında göreceğimiz konu burada destandan halk hikayelerine geçişin ilk örneği olan dedi korku hikayelerini göreceğiz. 12 hikayeden oluşan. Burası çok çok önemli. Hem üniversite sınavlarında hem de yazılarımıza buradan mutlaka soru gelecek. Halk hikayelerinin cenknameleri... nameleri, Hazreti Ali'yi öven hikayeler. Mesnevileri yani aruz ölçüsüyle yazılan... Kısa, Aruz'un kısa kalıpları yazılan ve aynı zamanda günümüzdeki romanın yeni tutan e, nazım biçimlerini göreceğiz. Tanzimat döneminde hikayenin toplum için yapıldığını, milli edebiyat döneminde de yine milli unsurların anlatıldığını göreceğiz. Filmler zaten 8. sınıftan beri hatırladığımız bir konu. Son derece basit olacak. Ne yapacağız? Önce yüklemi bulacağız. Sonrasında geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılanların filmsi olduğunu göreceğiz. Üçüncü temiz şiir bu sene bizi en çok zorlayacak konulardan biri bu olacak. İslamiyet'in kabulünden önceki Türk şiirine bakacağız. Geçiş dönemi eserlerine bakacağız. Halk şiiri ve divan şiiri arasındaki farkı mutlaka bizi sınavda soracaklar. Halk şiiri böyle dörtlükler halinde. Divan şiiri ise genellikle beytar halinde yazılacak. Aruz ölçüsü, hece ölçüsü. Ağır bir dil, sade bir dil. Soyut ögeler, somut ögeler şeklinde göreceğiz. İsim tanlamalarında tamlayan ve tamlananın ne olduğunu zaten biliyoruz. Birincinin tamlayan, ikincinin tamlanan olduğunu göreceğiz. Tamlanan, tamlayana neyin, kimin sorularını soracak veyahut da ne sorularını soracak. Ve böylece belirtili, belirtisiz, zincirleme ve e, takısız isim tanımlamalarını göreceğiz. Destan ve efsane artık konuların kolaylaşmaya başladığı, lokumsu bir hal aldığı duruma gelecek. Destanın genel özellikleri Türk destanları, Alper Tunga, Türeyş, Türeyiş, Ergenekon, Göç bu destanlarımıza bakacağız. Efsanelerle farkını göreceğiz ve sıfat tanımlamalarında da yine sıfat ve ismin tamlayan ve tamlanan ilişkisini göreceğiz. Burada da nasıl, bakın neyin kimi değil de nasıl ...hangi ve kaç sorularıyla sıfat tamlamalarını buluyor olacağız. Yani sınıfın kapısı, neyin kapısı isim tamlaması olacak... ...güzel kapı, nasıl kapı sıfat tamlaması olacak. İkinci dönemde işlenecek konulara baktığımızda ikinci dönemde... En baba konumuz roman olacak. Romantizm akımı ve temsilcine bakacağız. Romantizm deyince böyle ağzında kırmızı bir gül olan siyah gömlekli bir adam böyle haydi dans edelim. Hayır hayır. Romantizm toplum için sanat yapmak demek. Duyguları katmak demek. Coşkuyu katmak demek diyeceğiz. Bunu göreceğiz. Fransız itirainin başlatıcıları esasında romantizm akımında kurucuları. Dünya edebiyatında 19. yüzyılda romana bakacağız. Tanzimat döneminde romantizm akımından etkilenerekten Namık Kemal'in veyahut da Ahmet Yusuf Efendi'nin yazdığı romantik romanları göreceğiz. sertifi döneminde realist ve gerçek batıl anlamda ilk romanlar yazan Haliz Ziya'yı göreceğiz. Milli Edebiyat döneminde de Coşkulu, Yakup Kadri'nin, Refik Halit'in, Halid Adıvar'ın romanlarının önemini göreceğiz. Cümle çeşitleri Türkiye'nin en kolay konusu seçildi geçen yıl. Neden? Çünkü eğer cümlenin yüklemi fiilse fiil cümlesi diyeceğiz. Yüklemi isimse isim cümlesi diyeceğiz. Eğer yüklem sondaysa kurallı diyeceğiz. Eğer yüklem sonda değil ortada başlaysa devrik diyeceğiz. Anlamı olumluysa olumlu cümle, olumsuzsa olumsuz cümle, soru anlam varsa soru cümlesi Ünlem anlamı varsa ünlem cümlesi diyeceğiz. Eğer cümlenin içerisinde sadece yüklem varsa basit cümle diyeceğiz. Yüklem artı fiilimsi varsa birleşik cümle diyeceğiz. İki tane yüklem varsa sıralı cümle diyeceğiz. İki tane yüklem var veya daha fazla yüklem var ve bağlaçlarla bağlandıysa da bağlı cümle diyeceğiz. Bakın konu bitti esasında bu kadar basit. Ama bu konuya geldiğimizde zaten bunları mükemmel bir şekilde öğreneceğiz. Tiyatroya baktığımızda ...geleneksel Türk tiyatrosunu, modern Türk tiyatrosunu ve tanzimat döneminde tiyatro örneklerini öğreneceğiz. Burada geleneksel Türk tiyatrosu derken Karagöz, Hacivat, aynı zamanda işte e, köy seyirlik oyunları e, ve... E, Kavuklu, pişekardan olsan orta oyunlarını bilmemiz gerekecek. Meddahı zaten biliyoruz, tek tiyatro. Modern Türk tiyatrosuna baktığımızda dram edilen veyahut da dramatize edilen dediğimiz... ...işte bu Namık Kemal'in yazdığı Vatan Yavuz Silistre, bu ilk sahnelenen tiyatro... ...veyahut da Şinasi'nin yazdığı Şair Elenmesi, ilk tiyatro. Bunların örneklerini göreceğiz Tanzimat Dönemi tiyatrosundan. Anı ve hatıraya baktığımızda anının genel özelliklerini, anının tarihsel gelişimini, sertifinin dönemde anıyı ve cumhuriyet döneminde anıyı göreceğiz. Bu da son derece basit, lokum bir konu. Hiç endişelenmemiz gerek yok. Haber metnine baktığımızda haber, haber metni kavramlarını, haber metnin özelliklerini, 5N1K kuralını ve ters piramit tekniğini göreceğiz. Yani ters piramit tekniği için piramit bildiğimizde böyledir öyle değil mi? Bu sefer ters piramit tekniği göreceğiz ama bunlar son derece kolay konular arkadaşlar. Temel habercilik terimlerini, haber metni türlerini görerekten konumuzu bitirmiş olacağız. Gezi yazısı yine çok kolay bir konu. Gezi yazısının genel özelliklerine, gezi yazısının tarihsel gelişimine, divan edebiyatında seyahatnamelerin gezi yazısının yerini tutmasına ve tanzimattan cumhuriyete, cumhuriyet dönemindeki gezi yazılarına göreceğiz. Burada Fali Rıfkı Atayların e, güzel eserlerini görmüş olacağız. Şimdi burada esas önemli olan şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin mutlaka bunu bir plan ve program dahilinde çalışmanız lazım. Şimdi mesela sıfırdan ona Türk Dili Edebiyatı kitabımızda bizler konuları zaten sizlere mükemmel bir şekilde anlatıyoruz. Burada direkt sınavda çıkabilecek örnekleriyle gösteriyoruz. Sizler de aynı zamanda ne yapacağınızı hem bizim YouTube kanalımızdaki videolarla takip ederseniz hem kitaplarımıza çalışırsanız bu sene edebiyatı çok rahat halledersiniz. Evet biliyoruz zor bir sene uzaktan eğitim var, okullar açılacak mı açılmayacak mı bir belirsizlik var ama bu konular sizler için çok önemli. Çünkü üniversite sınavına girdiğinizde arkadaşlar bu konulardan sorumlu olduğunuzda şöyle düşünün. Şöyle bir pasta düşünün. Bu pastayı siz eğer böyle dilimler halinde küçük küçük parçalar halinde yerseniz bu size keyif verir. Ama büyük pastayı en son güne bırakırsanız ne yaparsınız? Ya yiyemezsiniz, vazgeçersiniz ya da yedikleriniz dokunursa olmaz. İşte bizler de düzgün bir şekilde çalışmalarımızı yaparaktan dinamo kitaplarımızdan sıfırdan fark etmez. Her kendi kitaplarınızdan da çalışabilirsiniz. Güzel çalışmalar yaparaktan sınava doğru yani hem üniversite sınavına hem de okuldaki sınavlarımıza doğru temel adımlarımızı dilim dilim atarsak ileride hayallerimiz de büyük olur. Pastayı da rahatlıkla bitirmiş oluruz. Eğer şimdiden güzel çalışmalara girmezsek ya ben işte tıp zaten istemiyorum. Ben zaten mühendislik istemiyorum. Ben zaten hukuk istemiyorum. Ben zaten üniversite istemiyorum gibi vazgeçişler yaşayabiliriz. O yüzden şimdiden sıkı sıkıya çalışmaya başlayalım ve güzel haberleri hep beraber duyalım arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Tonguç olarak 10. sınıf kanalımıza sizlere mükemmel bir şekilde edebiyatı halledeceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Müzik